Herkese selam Pestürkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar Umut kardeşimizin hesabındayız kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ama 3000 TL yatırılmış bir kadro bu arada gün içerisinde çok fazla kadro kurma görevlileri geliyor o yüzden mesela bir önceki gün 11 TL'ye kurduğum kadro, 7000 TL'ye kurduğum kadro, hiç coins alınmamış bir kadroda kurduk. Onlara da giderek bakarak hangisi fiyat performans olarak daha iyi yorumlara yazıyor olursun yorumlara çünkü bakıyorum ve kalp atıyorum dostlar. Hadi gelin buna da like atmayı ve bir tane de yorum bırak. Canın Bu arada Canın istemiyorsa da bir, öyle bir soru soracağım ki şimdi video içerisinde atmak zorunda hissedeceksin kendini yorum. Çünkü çok zor bir soru soracağım ve sadece sen biliyor olacaksın. Buna biliyorum. Hadi gel Xabi Alonso menajer olarak menajer değiştir diyoruz. Scaloni 106 Messi spoilerımızı aldı. Döşamp, Griezmann 105 güzel. Xabi Alonso, Döşamp, Southgate 102 Bellingham güzel. Lionel... Scaloni, Lionel Scaloni ile Lionel Messi sizce akraba mıdır? Bu ya, ya bu soru değil bu aptaldı çünkü Lionel zaten isimleri ya. Hani, hani onlar olmaz ya. Ama bu Tonga'ya düşecek olanlar vardı bak değil mi? Kabul. Öyle bir akrabalık yok. Atları zaten Lionel dostlar. Bu Scaloni soyadı. Onun genelde onlar soyadlarını kullandığı için bizde mesela isim kullanır. Ama onlar genelde soyadlarını kullanıyorlar. O yüzden şimdi burada bostu menajerler bayağı iyi. 3000 TL yatılmış bir hesap için bence en mantıklısı ne yaptığını bilmiyorum ama bu şekilde paketler alarak ciddi anlamda paketlere yatırım yaparak iyi oyuncular bulabilir. Pires'i aldı mı bilmiyorum. Pires de aldıysa 3000 TL'ye mesela Pires'ler onlar bunlar iyi bir kadro kurabilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle bastık. Bir tane boş bir kaleci alalım. Seviye antrenmanı diyelim. Bakalım ne kadar seviye antrenmanı varmış. Baya başarılı. 4,5 milyon üzerinde de GP'si var. Bu da başarılı. Harika. Umut'un hesap umut veriyor. Nasıl? Hani orada umutun hesap umut veriyor. Espri gibi ya, şey yapmayı, kelime şeyleri yaptım orada. Aptalca oldu o da. Neyse. Şu saatten sonra videoyu kapatmışsındır zaten. Kaleciyle başlıyoruz. Kaleci olarak 96. Şimdi 3000 TL'lik hesapta en azından 100'ün altında bir kaleci olmamasını tavsiye ederim. Yüzlük bu var. Zaten onun dışında Kobe'li bilmem nesi. Şu kalecinin ismini bilmiyorum. Toplumdaki. Bir bakalım. Vicario, Vicario. Vicario mu diye mi okunuyor? Vicario. Al size bir soru. Vicario diye mi okunuyor, Vicario diye mi? Bunu herkes bilemez. Bilenler yorumlara yazdı. Şimdi, kaleci okey. Yukarı çıktık. Yüzün altında kalmamaya çalışalım. İleride Griezmannlar, Messi'ler, Bellinghamlar olacak nasılsa. Tabii ki sinirlenip silmediyse. Belki de... 2-3 gol oluyor öyle biliyorsunuz. 2-3 gol kaçırıyor. Ulan diyor senin gibi oyuncunu ben ta, ana, tak tip siliyorsun. Oluyor yani. Şimdi baktık stoperlere. Şöyle bakalım stoperler. Burada bitiyor. Bana göre oyunun en sağlam stoperlerinden biri Van de Ven. 102 rating Tottenham kalesi çok çok süratli geldi. Bu uzun boyla bu kadar süratte Yanına bir de Arau'yu çekmişseniz inanılmaz. Yani gerçekten geçilmez bu adamlar. Özellikle hızlı kontra atak oynayanlar için Biçilmiş kaftan arkadaşlar. Biçilmiş kaftan ne demek? Ha, yorumlara bekliyorum. Hadi bakalım. Bak yorum yazmak zorunda kaldım. Beckenbauer var. Saliba var. Virgil van Dijk. Magales var. Ee, şimdi tabii ya orta forta sahada kimin geleceğini bilmediğim için şuraya Beckenbauer'ı alıp şuraya Saliba'yı alabilirim. Bu arada bu oyuncular içerisinde Rudiger'i de ya, yani Rudiger'i de tavsiye ederim ama rating olarak yüzün altında kalmayalım. Umut'un hesabında hazır menajer bostumuz da varken gerek yok yani. Şimdi a Rahmani Dostlar El Hacı Rahmani. Bunu bizi gece 12'de canlı yayınlara gelenler bilirler. El Hacı Rahmani'yi bir gün denemiştik Player of the Week. ve aşık olmuştuk. Sonra bu aşkın gerçekten düzgün bir aşk olmadığını düşünüp e, silmek zorunda kalmıştım. Çıktık yukarı bu arada Magales'te e, 100 oluyor. Tamamdır. Şimdi sol bek kısmına geldiğimizde aa Gvardiol, Gvardiol 102. Costa Kurtay'ı da buraya çektim. Şu anda çok iyi Gvardioldu 102 rating. Van de Ven var. Bunlar parayla çıkarmış oyuncular. Şimdi tabii ki de biz Dosa falan Beckenbauer'ı falan aldık ama işte Dostlara daha bakmadık ya da beke daha bakmadık Eğer orada da özel tasarım kartlar varsa Tabii ki de onları koyarız İlk önce amacımız biliyorsunuz Rating olarak yüksek kadro kurmaya çalışıyoruz Tabii ki de hesabın sahibinin istemesine bağlı Hesabın sahibi olur da şunu derse Abi benim maç kazanabileceğim En iyi verim alabileceğim oyuncularla kur derse Ratinge takılmadan ona göre kuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir talep gelmesi gerekiyor yani bize. Şimdi sabit kısmına bakalım şöyle. Daha iyisi var mı? Tamam. Ücretsiz White var. White mı? Costa Kurta mı? Şöyle yapabiliriz. Hani nasıl olsa Saliba da çok aşırı özel bir tasarım kart değil. Yani şey anlamda destansı değil. Şu şekilde yapıp en azından hani Kaleci dışında ilk 11'in geri kalan oyuncularını destansı yapabilir miyiz diye düşünürüz. Tamam süper olur. Şu anda 1-2-3 tane oyuncu ücretsiz verilen kartlarda Van de Ven ve Guardiola'da gördüğünüz gibi parayla alınan kartlardan bir tanesi. Player of the Week'leri ya da şey kartları saymıyorum biliyorsunuz. Onlar tek atabiliyorsunuz. 100 coin ise etkinliklerden kasabiliyorsunuz falan. Arnold var İyi gidiyoruz geldik defansif orta saha kısmına. Defansif orta saha kısmında şu şekilde ve sorum geliyor. E futbol 2025'te kadrolar bu arada sıfırlanmayacak. Bunun şu anda bilgisi verildi. Ama farz edin ki kadrolarınız sıfırlandı. Size dedi ki şu ekranda yani rezerv takımda şu anda hani e, şu gördüğünüz oyuncular kadroda değil. Bu oyunculardan sadece bir tane oyuncuyu ücretsiz alma hakkınız olsaydı kimi alırdınız? Şu anda 5 küsürüncü dakika ya da 6. dakika diye durduruyorsunuz videoyu. Dakikayı yazıyorsunuz ve hangisini seçerdiniz? Rodri'yi mi, Rice'ı mı seçerdiniz? Bir yorumlara bekliyorum. Belki de adam Kante'yi seçecek. Belli olmaz bu işler. Şu Rodri'yi aldığımızda da 102 olduğu için şöyle yapabiliriz. Dostlar şu şekilde gelip en azından rating olarak arttırabiliriz. Rodri'yi aldık şimdilik. Bu arada full destansı kurabilme durumunu bitirdik ama olur da şey olursa kaleci dışında full destansı da değiştireceğiz onu merak etmeyin. Şu anda en azından ratingi daha yüksek. Ruben Neves var yukarıda. Ama ağır bir oyuncu ve yüzün 102 olmadığını biliyoruz en azından. O yüzden almayacağız. Tekrardan çıktık. Wilshire fullemeye bile gerek duymamış kardeşimiz Wilshire. Önemli. Çıktık tekrardan yukarı. Pellegrini, Hakan Çalhanoğlu, De Jong, Kamavinga. Bir dakika şimdi. Dostlar şöyle de bir şey var. Kamavinga'da yalnız boru değil bu işler biliyorsunuz değil mi? Bir dakika şimdi ben yine 102'lik oyuncuyu çıkarıyorum. Kamavinga'yı gelip yapıştırıyorum arkadaşlar. Evet. E, Kamavinga oynayabiliyor. Şu anda oyunda iki tane ücretsiz alınan etkinlikte ya ücretsiz dediğim etkinlik sonuçta onu da hak ediyorsun abi. Etkinlik oyuna girip etkinlikleri yapıyorsun bir şekilde yapıyorsun ve onu da hak ediyorsun. Sadece penaltıda atıyor olsan girip onu alıyorsun. Yani bu da bir sonuçta emek verilen bir şeydir. Saygımız sonsuz ama yakalar neyse o başka bir şeydi. Çıktık yukarı Musiala'sı var gördüğünüz gibi. Ofansif ortası adam bir tane sağlam düşürmemiz lazım. Ama bu anime kart değil. Ulan Beling'im var zaten ne heyecan yapıyoruz. Beling'im 102 rating olarak koyduk. Dostlar, oyuncular 100, 101 ve geri kalan 102 şeklinde devam ediyoruz. İyi gidiyoruz aslında bak. Hakikaten iyi gidiyoruz. İnşallah keyifli olacaktır. Bir kardeşimiz demiş abi bazen videolarda çok e, sessiz konuşmak zorunda kalıyorum. Kardeşim bak mesela bu arka plandan anlayabilirsin şeyden ışıktan. Şu anda ben videoyu gündüz çekiyorum. Şu an dili gibi bağırabilirim ama bazen yayından gece 12 yayın bittiğinde 2'de bitiyor. 2'den sonra komşular beni düdüklemesin diye mecburen birazcık kısık konuşmak zorunda kalıyorum. Aslında bu ruh halimde bir değişiklik yok. Gece bile çıldırana kadar bağırmak istiyorum ama malum arkadaşlar yani topluluk topluluk kuralları Ondan dolayı öyle yani yapacak bir şey yok. Yukarı çıktık. Sen bombacılara mı yatırım yaptın be? Kiyazayı aldım bir. Son 10 mini aldım bir. Bir, bir daha iki. Onu bir aldım bir. Çıktım yukarı. Şu anda dostlar kaleci biraz bizi bozuyor. Ve White bozuyor. Onun dışında 102. Bu arada Griezmann ve Messi oralara koyulacak zaten. Şu anda bakıldığında kadro inanılmaz dipçik gibi olacak ama. Şimdi şunu yapacağım. Eee bir ayar çekeceğim. Şu 101'lik white'ı oradan kaldıracağım arkadaşlar. Tamam mı? Daha bir ayar çekme durumuna girmedik. Şimdi Saka da var. Ya sen... Saka var. Saka solda oynuyor. Saka da Suka. Kamavinga sol bek dışında nerelerde oynuyor? Hmm. En kötü şu. Niye şu? En azından ne oldu? Yüzü çek dedim. Orada hediye verilen kartlardan birini daha çıkarmış oldum. Şimdi sadece white problemimiz var. Van de Ven stoper dışında oynayamıyor. Gvardiol'un bu arada bek oynayabildiğini biliyorum da. Oha bu da sol o. Ulan sağ back de oynasın bir taneniz ya. Evet sol bek oynayabiliyorlar. Dur bakalım ayar çekeceğiz. Rahat olun arkadaşlar. Daha bitmedi. Şimdi Griezmann'ı aldık. Şimdi Griezmann'dan sonra... Şöyle Messi'miz de olacak. Ya hızlı geçtim çünkü... Ay 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 Çok iyi. Sadece 101'lik bir oyuncumuz var ise. Pardon ya bir dakika. Tamam şöyle yapalım. 2030 olduk. Şimdi bir genel diyelim gözümüzden kaçan oyuncu olabilir. Son Min var, Messi var, Beckenbauer var. Bu arada Beckenbauer'ı pozisyon falan basmış olabilir mi? Tamam. Ee, Costa onu oraya koysam Kamavinga. Yani 2 stoper bir bek mesela iki stoper bir bek oynatmıyorum üç stoper seçip hani hoşuma gitmiyor yani birazcık gerçekçilikten uzaklaşmak istemiyorum açıkçası ee, yani 100 birlik o ok kalsın zaten kalecimiz de sonuçta 100 ee, yalnız bir şey söyleyeyim mi yani 7000 TL kaldığı için güzel bir kadro bence diye düşünüyorum Kamavinga'yı ee, dostu orada 102 oyluyor orada 103 başka bir oyuncu yoktu zaten ee, şöyle yapılabilir. Şu anda kurduk kadroyu arkadaşlar. Sadece şunu yapabilirim mesela. Hani artık tasarım kartı o bu su vazgeçtik. Hani şu şekilde yapıp en azından kaleci dışında bütün oyuncuları 102 ve üzeri yapmış olabiliriz. Yani 3 stoper bir bek e-sporcu adam oynuyor anasını bunu. Şimdi geldim aldım. Genelde değil mi? Tamam. Bu arada ilk 11'i çok iyi kurduk. Sadece yedeklerin reytingleri bir tık düşük olacak. Neden düşük olacak? Hani yüzüşler falan yok. Ondan dolayı yoksa kolektif gücü bayağı arttırabilirdik bu hesapta. Yani inanılmaz bir kolektif güç e, rekoruna doğru gidilebilirdi. Ama tabii şöyle Rodri'yi de aldım. 102. Şöyle hemen geldim. Kevin Debrun 102. Tamam onu da yukarı alacağım. Şimdi bu Haaland şu daha iyi bir tasarım kart gibi görünüyor. Ee, Kevin De Bruyne tamam 102'den Mbappe 101. Ee, Ruben Neves'in de sanırım 100 olduğunu biliyoruz. Rice 100. 3167 bu arada iyi bir kolektif ha. Tamam Messi alamıyoruz zaten. 3167 gerçekten iyi bir kolektif güç. vallahi buradan e, kardeşimizi tebrik ederiz. Sağlam da bir kadro oldu. iyi bir kadro oldu. Ama şöyle bir şey var. Paket almanın artıları arkadaşlar. Şimdi mesela 1500 coin istiyorsun. Menajerleri sallayın. Mesela Griezmann'ı bulmuş. 1500 coin ise 105 rating oyuncu bulma ihtimalin yoktur paket olmazsa. 106'lık Messi'yi bulmuş gördüğünüz gibi 1500 coin ise. 900 coin ise 102'lik Bellingham'ı bakın teknik direktörleri hiç ediyorum hiç saymıyorum bile. Yani mesela Chiesa'yı 15 topta bulabilir misin belli değil. Kim bilir kim gelecek. O yüzden paket almak çok da mantıklı gibi duruyor açıkçası. Güzel bir kadro kurmuş. Eline koluna sağlık. İzlediğiniz için çok sağ olun. Like atarak destek olmayı unutmayın. Gün içerisinde daha fazla video gelecek. Hiç merak etmeyin. Kanalda kalmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bu arada hype diye bir şeyler çıkmış. Eğer videolara hype verirseniz üstlere tırmanıyor. E, hypeleyin be kardeşim ya. Hype ediyorsunuz ha. Gözünü seveyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.